Ünlü oyuncu Bilge Önal, Etiler'deki bir mekan çıkışı magazin hattı kamerasına takıldı. Kolay gelsin. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Teşekkürler. Bir toplantım vardı. Yo, arkadaşlarımla yemek yedik. Önal, yeni bir dizi görüşmesine gideceğini anlattı. Koşturmaca, şimdi iş görüşmesine gidiyorum. O yüzden çok duramayacağım, kusura bakmayın. Dizimiz sinema mı olacak? Dizi diyelim. Hayırlı olsun. Dijital olacak galiba. Daha belli değil, evet. Yani inşallah dijital olur, bakalım. Senaryo okudunuz mu? Okudum, tabii. Şimdi yani, görüşmeye gidiyorum. İçinizde sindi. Ya göreceğiz bakalım. Şimdi net bir şey söylemeyeyim. Bilge Önal geçen yılın sonunda Buradayım İyiyim adlı sinema filminde başrol oynamıştı. 2022 nasıl geçti sizin için? Güzel geçti. Kapandı gitti artık. Burada İyiyim'de bir final yaptınız. Evet, şimdi gelecek inşallah önümüzdeki sene. Çekimler nasıl geçti Burada İyiyim'in? Çok yorucuydu ama iyiydi. Ne karakterde göreceğiz, nasıl bir rolde göreceğiz? Anneyi oynuyorum. Önal, 7 yıllık sevgilisi Aras Bulut İynemli ile biten ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. Son olarak Atatürk dizisinde başrol oynayan Aras Bulut İynemli'nin dizi seti biter bitmez özel hayatında yeni bir sayfa açması dikkat çekmişti. Bir de son bir ayrılık yaşandı, evet. İkinci defa. Evet. Yani evi de terk et, yani alıp bavullarınızı çıktığınız falan yazdılar. Yani arkadaşlar ayrıldık. Hassas bir dönem herkes için. Siz de saygı duyarsanız, evet, çok sevinirim. Onlara Aras girmeyelim lütfen. Hiç onlara girmeyelim, rica ediyorum. Lütfen detay vermeyeyim, ne olur. Peki, hassas bir dönem, sizden de rica ediyorum. Arkadaşlarınız devam edecek? Tabii ki edecek. Yani, her zaman benim için çok önemli biri. Kaç senelik en yakın arkadaşım sonuçta. Hani Atatürk rolünden sonra bir ayrılık oldu. Hiç öyle, lütfen detaylara girmeyelim. O bize özel kalsın. Rica ediyorum sizden. Peki, çok mersi. Kolay gelsin. Olun, görüşürüz. Öte yandan Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünde yayınlanacak olan Atatürk dizisinde ulu önderimize hayat veren Aras Bulut İynemli, sarıya boyattığı saçlarıyla ilk kez bir restoranda görüntülendi. Ünlü oyuncu uzun süredir sosyal yaşamında şapkayla dolaşıyordu.